Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. Yine çok güzel bir deneme sınavıyla sizlerle beraberim. Bu deneme sınavımda Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilgiler derslerinden 6'şar soru olacak. Toplamda 24 soru sizlere çözeceğim, anlatacağım. Daha önce bu soruları Yazgi Akademi kanalında canlı yayında öğrencilerle birlikte çözdük. Ama o canlı yayına katılmayan ya da oradaki videoyu izlemeyen öğrenciler yararlansın diye kendi kanalımda da anlatmak istedim. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim yaptığım cevapla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Bakalım 24 sorudan kaç doğru yapabileceksiniz. İlk dersimiz Türkçe ile başlıyoruz ve bir şiir var. Şiire hakim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Okuyalım şiirimizi. Seni gezdim karış karış, ak ceylan gördüm dağında. Seyrettim deli gönlümü kızıl yeşil ırmağında. Bağlıyım candan sana ben. İçimde bin renktesin sen. Ciğerimi tazeleyen bir hava var toprağında. Doğa sevgisi, yaşama sevinci, yurt sevgisi ve gezme tutkusu var. Bir kere B ve D şıkkı buradaki şiire hiç uymuyor. Yaşama sevinci ve gezme tutkusu buraya uymuyor. Doğa sevgisi olarak düşünülebilir ama bu şiirdeki hakim olan duygu yurt sevgisi. Çünkü yurdumuzdan bahsediyor, Kızılırmak'tan, Yeşilırmak'tan bahsediyor. İşte dağlarında ceylan gördüm diyor, ak ceylan gördüm dağında diyor. İşte bir ciğerimi tazeleyen bir hava var senin toprağında diyor. Yani burada yurdumuzdan bahsediyor, yurt sevgisinden bahsediyor. O yüzden doğru cevap C şıkkı oluyor. İkinci soru, evin kapısından dışarıya önce büyükler sonra küçükler çıktı cümlesinde bulunan aşağıdaki kelimelerden hangisi gereksizdir? Yani fazlalıktır. Sildiğimizde cümle bozulmaz demek istiyor. Evin, bu gereksiz değil. Bunu silmememiz lazım. Kapısından dışarıya önce büyükler sonra küçükler. Bakın sonra kelimesini de silmememiz lazım. Bu da gerekli bir kelime. Bunu da silemeyiz. Ama dışarıya sözcüğünü silebiliriz. Bakın sildiğimizde ne oluyor? Evin kapısından önce büyükler sonra küçükler çıktı. Çıktı sözcüğü zaten onların dışarıya çıktıklarını anlatıyor. İçeriye olsaydı girdi derdi. O yüzden şuradaki dışarıya sözcüğü fazlalık olarak kaldı. Biz de bunu çıkarabiliriz. Gereksiz diyoruz ve D şıkkını işaretliyorum. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki virgül kaldırılırsa cümlenin anlamı değişmez. Genç doktora hastalığını anlattı. Genç bir kişi doktora hastalığını anlatmış. Kaldırdığımız zaman şöyle oluyor. Genç doktora hastalığını anlattı. Sanki doktorun genç olduğu anlamı ortaya çıkıyor. Bir anlam karışması oluyor. Ve anlam biraz değişiyor. Bayan öğretmenle konuşuyor. Burada bir bayan öğretmenle konuşuyormuş. Ama kaldırdığımız zaman bayan öğretmenle konuşuyor. Yani öğretmenin bayan olduğu anlamı çıkıyor ve anlam değişmiş oluyor. İhtiyar polise derdini anlatamadı. Burada ihtiyar bir kişi polise derdini anlatamamış. Ama kaldırdığımız zaman ihtiyar polise derdini anlatamadı. Yani polisin ihtiyar olduğu anlamı ortaya çıkıyor. Yine anlam değişiyor. D şıkkında virgülü kaldırdığımız zaman anlam değişmiyor. Pazar bizim eve çok yakın olacakmış. Kaldırın yine aynı anlam oluyor. Doğru cevap D şıkkı yani. 4. Ayşe sıra benim resimlere gelince dudak büküp geçti cümlesinde aşağıdaki duygulardan hangisi vardır? Küçümsemek, şaşırmak, darılmak, gülümsemek, dudak bükmek deyimi küçümsemek. Kendini büyük görmek, başkasını küçümsemek anlamında. Zaten bu cümlede de o şekilde kullanılmış. Doğru cevap A şıkkı. 5. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcükler mecaz anlamda kullanılmamıştır diyor. Pişirdiği yemek acı olmuş. Acı sözcüğü burada gerçek anlamında kullanılmış. Ve doğru cevap aslında A şıkkı. Biz bunu işaretleyelim, diğerlerine bakalım. Ali kafalı bir çocuktur. Yani çalışkan manasında kullanılmış. Mecaz anlamda. Kafa sözcüğü mecaz anlamda kullanılmış. Ninem tatlı bir kadındır. Yine mecaz anlamda. Çünkü tatlı dediğimizde ilk aklımıza gelen bir şeyin, bir besin maddesinin şekerli olması anlamı ortaya çıkar. Ama buradaki anlam tabii ki farklı. Mecaz yani. Öğretmen çok sıcak davrandı. Yine sıcak kelimesi mecaz anlamda kullanılmış. A şıkkı olacak cevap. 6. Güneşin ışıkları insanları ısıtırken kurnaz bir bulut gülümsedi yeryüzüne. Yukarıdaki cümlede hangi varlığa insana ait bir özellik verilmiştir? Güneş, bulut, yeryüzü ve ışık. Gülümseyen kim burada? Bulut.
Buluta insan özelliği verilmiş. Çünkü gülümsemek işte insanlara ait bir özellik olduğu için ne yapıyoruz? Bulut sözcüğünü işaretliyoruz. Doğru cevap B şık. Matematik. Bir şehrin nüfusu en yakın yüzdeye yuvarlandığında 25.900 bulunuyor. Buna göre bu şehrin nüfusu en fazla kaç kişi olabilir? Şimdi bu sayı 25.900'e yuvarlanıyor. Tamam, son iki basamağa baktık. Evet, 900 oluyor. Ama daha büyük var mı bakalım. 25.950, 50 olduğunda ileri gidiyor ve 900'e değil 26.000'e gider bu sayı. Olmaz. 25.900'e yuvarlanmaz. 25.949, evet bu da 900'e dönüyor. Çünkü geriye dönüyor 49 olduğunda. Doğru, 900'e yuvarlanır. Bu sayı da 900'e geri dönmez. Bu da 26.000 olur. Yani şunlar bir kere gitti. Ne kaldı? 2 tane. Kim daha fazla? Tabii ki C şıkkı daha fazla. O yüzden C şıkkını işaretledik. 2. Bir çıkarma işleminde çıkan sayı 2111. Fark ise 2889'dur. Bu çıkarma işleminde eksilen sayı ile farkın toplamı kaç olur diyor. Şimdi ilk önce söylenenleri bir yazalım. Çıkan sayı 2111'miş. Fark bu kadar. 2889. Eksileni bulmamız lazım önce. Ne yapmalıyız? İlk önce bunları toplamalıyız. 2889 ile 2111'i toplarız. 10, 10, yine 10. Ne oldu? 5000 oldu. Diyor ki eksilen sayı tamam 5000 buraya koyalım. Eksilen sayı ile farkın toplamı diyor. Ha. O zaman eksilen sayı bir işlem daha yapacağız yani. Eksilen sayı ve farkı toplayacağız. 2889'u. Evet, ne olacak? 7889 olacak. Doğru cevap D şıkkı olacak. Üçüncü soru. Aynı anda aynı yerden aynı yönlere doğru hareket eden iki araçtan birinin saatteki hızı 52 kilometre, diğerinin hızı 35 kilometredir. 10 saat sonra iki araç arasındaki uzaklık kaç kilometre olur? Şimdi diyelim ki öndeki 52 ile gidiyor ve 10 saat yol gidiyor. Yani 52 ile 10'u çarpalım. Burada zihinden çarpabiliriz. 52'nin yanına bir sıfır koyarsanız 520. Bu araç 520 kilometre gitti. Diğeri de 35 ile gidiyor. O da 10 saat gidiyor. Çarpalım. Ne oldu? 35'in yanına bir sıfır koyduk. 350 kilometre gitti. Tabii ki öndeki arabaya yetişemedi. Aralarında belli bir mesafe, belli bir fark oldu. Çünkü bu çok ileri gitti. Bu o kadar gidemedi. Hızı daha azdı. Ne kadar fark vardır? O zaman 520 gitmişti. Diğeri de 350 gitmişti. Çıkarırız. 0, 2'den çıkmaz, 12'den 5 çıktı, 7, 4 kaldı, 1. Demek ki aralarındaki fark 170 kilometre olmuş. Doğru cevap A şıkkı. Dördüncü soruya bakalım. Şimdi harflerle bir toplama işlemi yapılmış. Yandaki işleme göre A çarpı B çarpı C işleminin sonucu kaçtır? Bu soruyu şöyle yapabiliriz. Eğer bölme işlemini öğrendiysek, 4 tane sayı da birbiriyle aynı olduğu için 616'yı 4'e böleriz ve doğrudan sayıyı buluruz. Şöyle göstereyim. 616'yı 4'e bölelim. Bir defa var. Çıkardım. 2. 21'de 5 defa var. 20 oldu. 16'da 4 defa var. Ve 156 şey 154 oldu. Yani bu sayıların A, B, C sayısı 154'müş. Bu şekilde bulabilirsiniz. Eğer bölme işlemine geçmediyseniz toplayıp yani toplamada tahmini kullanmamız lazım. Nasıl? Şöyle. Şimdi bunları görmeyin. C harflerini topladığınızda 6 olmuş. Şimdi 6 olması için aynı rakamları topladığımızda kim var? Mesela buraya 2 koysak olmaz değil mi? 1 koysak olmaz. 3 olmuyor. 4 olabilir. 4 tane 4 16 oluyor. O zaman C harfini 4 olarak tahmin edebilirsiniz. 16'nın 6'sı elde var 1 dersiniz. Buraya verirsiniz. Sonra B harflerini toplayın. Ne oluyor burası? Mesela bunlara 3 verdiniz. 3, 6, 9, 12, 13. Bir de elde olmuyor. 4 verseniz 16, 17. Gene olmuyor. Bunun 5 olacağını tahmin edebilirsiniz. Çünkü 5, 10, 15, 20. Bir de elde 21. Bakın 21'in biri. 5 olduğunu tahmin edebilirsiniz ve B harfine 5 verebilirsiniz tahminle. Sonra 21'in biri elde var 2 dersiniz yan tarafa. Ve bakarsınız burası A harfi 1, 1, 1, 1. Evet olur. 1 verdiğinizde 2 de elde oluyor çünkü 6 olur.
Bu şekilde bulabilirsiniz. Ama tabii bölmeyi öğrendiysek en kolay yöntem bölme. Çünkü bütün sayılar aynı olduğu için 4 tane sayı var burada. Hepsi ABC'den oluşuyor. Aynı harflerden. 616'yı 4'e bölersiniz. Sayı 154. Ama diyor ki A harfi 1, B harfi bir de C harfi. Yani 4. Bunları diyor çarpma yap. 1 kere 5, 5. 5 kere 4, 20. O zaman cevap 20 çıkar. C şıkkını işaretlersiniz. 5. Ali 35 yaşındadır. Fatma ise Ali'den 10 yaş küçüktür. Ayşe ise Fatma'dan 12 yaş büyüktür. Buna göre Ali, Fatma ve Ayşe'nin 5 yıl sonraki yaşları toplamı kaçtır? Şimdi Ali'yi biliyoruz. Şuraya yazalım. 35. Fatma Ali'den 10 yaş küçükmüş. Fatma'yı da yukarıya yazalım. 10 yaş küçük olduğuna göre 35'ten 10'u çıkardığımız zaman 25 olur. Ayşe de Fatma'dan 12 yaş büyükmüş. Ayşe'yi de şuraya yazalım. 12 yaş olduğuna göre 25'ten 12, 25 ile 12'yi topladığımızda Ayşe de 37 oluyor. Bunların 5 yıl sonraki yaşları. Şöyle yapabilirsiniz. 25 şu anda Fatma, Ali 35, Ayşe 37. 5 yıl sonra dediğine göre Fatma 5 yıl sonra 5 yaş büyüyor. Ali de 5 yaş büyüyor. Ayşe de. Yani üçü de 5'er yaş büyüyor. 3 kere 5 15. Demek ki 15 yaş daha ilave edeceğiz. Toplarız. 10, 17, 22. Elde var 2. 4 oldu. 7, 10, 11. Ne oldu? 112. Demek ki 4, 3, şey 5 yıl sonraki yaşlarının toplamı 112 oluyormuş. C şıkkını işaretleyin. Altıncı soruda çarpma işleminde verilmeyenler var. Yukarıdaki işleme göre A artı B artı C işleminin sonucu kaçtır? İlk önce harfleri bulmamız lazım. Şimdi harfleri şuradan tahmin edebilirsiniz. Ben ilk önce şuna bakıyorum. Şunu görüyorum ya, bakın 1 kere 5, 5. 1 ile A harfini çarpmışlar, 1 olmuş. 1 ile 5'i çarpmışlar, C olmuş. Yani o zaman A harfinin yerine kim gelecek? 1 gelecek, değil mi? 1 kere 5, 5 elde olmadığına göre 1 kere 1, 1. A harfine 1 verdim. 1 kere 5, 5. C harfi de 5 oldu. Şimdi şuraya bakalım. B harfiyle 5'i çarpmışlar, 5 olmuş. İlk aklımıza gelen yine 1 oluyor ama başka da olabilir. 3 de olabilir. 3 kere 5, 15 olabilir. 5 de olabilir. 5 kere 5, 25 olabilir. Nereden tahmin ederiz? Şuradan. Bakın burada 4 var. Bir sayıyla 1'i çarpıyorsunuz ve elde de katıyorsunuz, 4 oluyor. O zaman B harfinin yerine 3 gelebileceğini düşünebilirsiniz. Bakın 3 kere 5 15. Elde var 1. 3 kere 1 3. Bir de elde 4. Sonra devam edelim. 3 kere 5 15. Bakın tam uydu. Böylece tahmin ederek bulduk. Ve ne olmuş? Başka harfimiz kalmadı. A harfi 1 oldu. B harfi 3 oldu. C harfi de 5 oldu. Topladığımız zaman 9 eder. Doğru cevap D şıkkı oldu. İşaretledik. Geldik fen sorularına. Yukarıdaki tabloda açıklaması verilen terimler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. 1. Ekonomik yönden değer taşıyan kayaç ve minerallerdir. Bunlar nedir? Maden. Değer taşıyorsa. Canlılar öldükten sonra madde içine gömülüp havasız kaldığında oluşur. Bu da nedir? Fosildir. Kayaç ve madenleri oluşturan maddelerdir. Bu da nedir? Mineraldir. Sırasıyla maden, fosil ve mineral olacak. Doğru cevap bakıyorum B şıkkında. Maden, fosil ve mineral. B şıkkını işaretliyorum. İkinci soru. Aşağıdaki besinlerden hangisi besin içeriği açısından diğerlerinden farklıdır? Bakıyorum muz, şeftali, karpuz ve yumurta var. A, B ve C şıklarında meyveler var. Ve bunlar vitamin bakımından zenginler. Yumurta ise daha çok protein bakımından zengin. Ve bu farklı oluyor. Doğru cevap D şıkkı oluyor. Üçüncü sorumuza bakalım. Taha hareket halindeki oyuncak arabaya hareketi yönünde kuvvet uyguluyor. Arabanın hareketinde aşağıdaki durumların hangisi gözlenir? Araba bu yönde hareket ediyor ve Taha aynı yönde kuvvet uyguluyor. Ne olur? Araba tabii ki hızlanır. Nerede cevap? Doğru cevap D şıkkında. D şıkkını işaretliyoruz. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi kuvvet ile ilgili yanlış bir bilgidir? A. Cisme hareket yönünde uygulanan kuvvet cismin hızını arttırır. Evet, az önceki araba örneğinde olduğu gibi aynı yönde hızını arttırmış oluruz. Bardağı rafa koyduğumuzda şekil değiştirme kuvveti uygulamış oluruz. Bu yanlış bilgi. Şekli değişmez.
O yüzden cevabı bulduk. Diğerlerini okumaya gerek kalmadı. Sizler isterseniz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisinde kuvvetin şekil değiştirici etkisi gözlemlenir? A. Yaprağın dalından düşmesi değil. Şekli değişmiyor. Topun kale direğine çarpması. Bu da yön değiştirme var. Bu da değil. Taşın yontulması. İşte bu şeklini değiştirmek. Kuvvet uyguluyorsunuz ve taşın şeklini değiştiriyorsunuz. Bir araç veya bir alet yardımıyla. Arabanın frenine basılması. Bu da şekil değiştirme değil. Yavaşlama olur. Doğru cevap C şıkkı oluyor. Evet. Diğer sorumuz fen bilimlerinin son sorusu. 6. soru. Ben şuraya 6 yazmayı unutmuşum. Hemen yazıyorum. Yukarıdaki verilen bilgilerden kaç tanesi doğrudur diyor. Bakalım. Dünyamız kendi etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. Doğru. Ay dünyanın uydusudur. Doğru. Dünyamızın kendi ekseni etrafında dönmesiyle mevsimler oluşur. Yanlış. Gece gündüz oluşurdu. Dünyamız güneş etrafındaki turunu 365 gün 6 saatte tamamlar. Evet. 3 tane cümle doğru. O yüzden cevap C şıkkı olacak. Son olarak sosyal bilgiler dersimizi yapıyoruz. Birinci soru. Mert, babamın nüfus cüzdanı ile kendi nüfus cüzdanımı karşılaştırdım diyor. Mert bu karşılaştırma sonucunda hangi bilginin iki nüfus cüzdanında da kesinlikle aynı olduğunu söyleyebilir? Doğum yerleri aynı olmayabilir. Babası başka yerde doğmuş olabilir. Mert başka yerde doğmuş olabilir. Soyadları. Evet, işte bu. İkisinin de soyadı aynıdır. Kimlik numaraları farklıdır. Anne isimleri de farklıdır. 2. Aşağıdaki savaşlardan hangisi milli mücadele yani Kurtuluş Savaşı içinde yapılan savaşlardan biri değildir? Çanakkale Savaşı, Sakarya, İkinci İnönü ve Büyük Taarruz var. Doğru cevap Çanakkale Savaşı olacak. Çünkü Çanakkale Savaşı Kurtuluş Savaşı yıllarında yapılmadı. Kurtuluş Savaşı 1919'da başladı biliyorsunuz. Ama Çanakkale Savaşı 1915'te yani Birinci Dünya Savaşı'nın içinde yer aldı. Diğerleri hep Kurtuluş Savaşı'nda olan savaşlar. Bu daha önceydi. Cevap A şıkkı. 3. Soy ağacı ailelerin soyunu gösteren ağaç şeklinde bir çizelge veya şemadır. Yukarıdaki şemaya göre Mehmet'in anneannesinin ismi nedir? Mehmet burada. Anneannesi için annesinin olduğu tarafa gitmeliyiz. Yani bu tarafa. Babasının tarafı burada, annesinin tarafı burada. Mehmet'in annesi Narin. Narin'in annesi Emine olduğuna göre o zaman Mehmet'in anneannesi oluyor Emine. Doğru cevap B şıkkı olacak. Emine'dir anneannesinin ismi. Dördüncü soruya bir bakalım. Türk milleti milli mücadele döneminde doğuda nokta nokta, güneyde nokta nokta, batıda nokta nokta savaşmıştır. Noktalı yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Doğuda Ermenilerle savaştık. Güneyde Fransızlarla, batıda da Yunanlılarla. Şöyle bir şıklara baktığımızda Ermeniler A şıkkı, Fransızlar güney tamam, batıda Yunanlar. O zaman A şıkkı doğru, diğer şıklar uygun değil. Siz yine videoyu durdurup kontrol edebilirsiniz. Beşinci soru her sınavda çıkabilecek bir soru. Atatürk'e gazi ünvanı ile Mareşal rütbesinin verildiği savaş hangisidir diyor. Büyük Taarruz var. Birinci İnönü, Sakarya Meydan Muharebesi ve ikinci İnönü var. Doğru cevap C şıkkı. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra Atatürk'e gazi ünvanı ve Mareşal rütbesi verildi. 6. Milli mücadele sırasında oluşan gelişmeleri doğru olarak sıralanışı hangisidir diyor. Buradaki Kurtuluş Savaşı'nda geçen olaylarda ilk önce olan Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıdır. Yani 2 numara başta olacak. Sonra Samsun'dan sonra ne oldu? Erzurum Kongresi var. Yani buradaki olaylar içerisinde. Yani 5 gelecek. Sonra Erzurum'dan sonra Sivas'a gitti Mustafa Kemal Atatürk. Daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı var Ankara'da. Ve 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi son olarak. Şıklara baktığımızda zaten 3. olay en sonda olması lazım. Bakın bütün şıklarda bu yok ama B şıkkında 3. olay en sonda. 2 numara 1. evet sonra 5 numara sonra 1 numara 4 numara ve 3 numara. B şıkkını işaretledim. Bu son sorumdu sevgili öğrenciler. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşça kalın.